Hatay özellikle çok güzel. Evet. Ve yani yaz içine giydiğim iç çamaşır çok uygun olmuş. Buralardan gözüktü. Tabii ki buna uygun bir çamaşırla bence çok şık duruyor. Şöyle göstereyim size de. Uzaktan göster. Uzaktan da çok şık duruyor. Bakın. Yani gerçekten fiyatını bence hak ediyor. Sizce çok tatlı değil mi? Ben çok beğendim yani. Şu şekilde. Drapeli arkadaşlar. İçinde de böyle küçük bir astar gibi bir şey yapmışlar. Çok şık. Yani bence mezuniyeti, düğün vesairesi olan bir değerlendirsin derim. Çünkü gerçekten çok şık. Bana mı şık geldi sadece? İnanılmaz güzel değil mi? Bakın. Şöyle gösterdim yakından da. Gerçekten çok şık. Bayıldım yani. Evet. Devam edelim. Bunu biraz zor çıkartacağım bir. Gerçekten de bayağı bir şık. Bir defa gerçekten dememin içinde bir şey sorun oldu mu acaba? Biraz da bu arada ben saçlarımı kestim. Belli oluyor herhalde. Şöyle nasıl yapacağız? Şöyle. Saçlarımı kestim evet. Bu şekilde. Çok beğendim. Gelin istiyorum. Bu şekilde elbiseler var. Bu elbise ne kadarmış? 1299 lira. Devam ediyoruz. Zara'dayız dedik. İnsanların yüzlerini çekmek istemiyorum. Şöyle güzel bir üst var. Şu şekilde. Ve bu da 529 lira. Güzelmiş. Bakın bunu beğendim. Aha böyleymiş arkadaşlar bu. Bu da böyle kotla bence bunu bir şey yapmışlar. Kombin yapmışlar. Kombinde kotla 1000 lira. Arkadaşlar kot da şu şekilde. Devam edelim. Bu şekilde şöyle bir Zara pantolon var. Bu da ne kadarmış? Bu da 859 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde bir tekrar bir elbise var. Beğendiklerimi göstertiyorum ama 599. Bu şekilde kışlık gelmiş. Kışlıklar gelmiş Zara'ya yeni sezon. Da bu şekilde. Şimdi bunlara bakalım bir. Bu 1000 liradan 859 liraya düşmüş. Bu da tekrardan 1000 liradan 859 liraya düşmüş. Ben şu elbiseleri beğendim ama bilmiyorum ki deneyecek miyim, deneyebilir miyim? Aslında gibi. Şöyle bir çanta var. Çanta da güzelmiş bence. Bebek mavi 500 lira. Şöyle bir elbise var. Bu da 659 lira. Bilmiyorum bunu denemek isterim ama. Neyse bir bakalım öyle genel olarak. Bir kantoyu göstermiştim başka. Evet. Burayı şu anda Zara tadilatta olduğu için alt katını kapatmışlar arkadaşlar. Burada 4, 659 liraymış. Satan bir gömlek. Tekrardan. Aa bunlar şık gerçekten bakın. Vallahi bak bu kolyeyi beğendim. Bu kolye şık duruyor. Hatta şöyle kombinlemişler. Bu da 1199 liraymış arkadaşlar. Şu şekilde. Kolye şıkmış arkadaşlar. Şöyle insanları çekmeyelim. Bu şekilde yine bir çanta var. 759 liraymış çantalardan. Başka bu şekilde küpe var. Küpe ne kadar? Küpe de 10 dolar. Yaklaşık 300 liraya falan denk geliyor. Bakalım bir de böyle bir pantolon var. Tekrar bu pantolonlar moda oldu şu an zaten. Biraz paraşüt pantolon diye geçiyor. Ama kumaş paraşüt pantolon gibi değil. Bu da 859 liraymış. Tamam şimdi biraz artık... Ay bu ayakkabılar çok güzel. Evet bu ayakkabılar da 1199 liraymış. Tane renkleri var. Şu şekilde çantalar var. Tamam bugün şimdilik ben biraz alacaklarımı seçeyim. Giydiğimde de göstereyim size istiyorum. Kaç tane seçmem lazım alacaklarımı. Giydiğimde göstereyim size. Görüşmek üzere. Birkaç bir şey aldım. Onu şimdi deneyeceğiz. Aldıklarımı göstereyim mi? Aynen göstereyim. Çünkü fiyat belki sıkıntı olabilir. Şöyle bir tişört aldım. Tişört
göstereceğim şimdi. Bir göstersem yok. Şu şekilde 229 liraymış arkadaşlar. Bu da 1199 lira. Bu da 1199 lira yine. Evet. Bu da 829 lira. Yine bu da 829 lira. Şu pantolon biraz düşüyorlar, bir dakika. Şunları şöyle alayım, bir dakika durduracağım. Devam ediyoruz. Bu pantolonun fiyatı da 999 lira, 1000 liraymış. Bu da yine böyle bir elbise. Elbise böyle oldu. Ben çok aşırı beğendim. Şu şekilde, şu detayı özellikle çok güzel. Evet. Ve yani yalnız içine giydiğim iç çamaşır çok uygun olduğu için buralardan gözüktü. Tabii ki buna uygun bir çamaşırla bence çok şık duruyor. Şöyle gösterdim size de. Uzaktan göstereyim. Uzaktan da çok şık duruyor. Bakın. Yani gerçekten fiyatını bence hak ediyor. Sizce çok tatlı değil mi? Ben çok beğendim yani. Şu şekilde. Drapeli arkadaşlar. İçinde de böyle küçük bir astar gibi bir şey yapmışlar. Çok şık. Yani bence mezuniyeti, düğün vesairesi olan bir değerlendirsin derim. Çünkü gerçekten çok şık. Bana mı şık geldi sadece? İnanılmaz güzel değil mi? Bakın. Şöyle gösterdim yakından da. Gerçekten çok şık. Bayıldım yani. Evet. Devam edelim. Bunu biraz zor çıkartacağım gibi. Gerçekten de bayağı bir şık. Yüz defa gerçekten dememin içinde bir şey sorun oldu mu acaba? Güzel. Biraz da bu arada ben saçlarımı kestim. Belli oluyor herhalde. Şöyle nasıl yapacağız? Şöyle. Saçlarımı kestim, evet. Şu şekilde. Çok beğendim. Arkadaşlar diğer bir kombini denedim. Şu şekilde bir cepken ve kumaş pantolon kombini. Şöyle göstereyim. Ama yine bir beden hatası yaptım. Birazcık bedeni büyük geldi. Siz şöyle hayal edin. Ben size şöyle hayal edin siz. Biraz bedeni alt ve üst olarak büyük geldi ama çok şık bir kombin oldu bence. Beğendim yani. Evet. Cebe eli sokamıyormuşuz. Cebimize elimizi soksaymış, çok havalı olurmuş bence. Nasıl sokamıyormuş, lazım. Neyse şöyle yapalım. Bakın şöyle göstereyim. Yalnız her kombine uyan bir ayakkabı bulmuşum kendime. Her kombine buldum. Şöyle gösterdim. Ay çok güzel ya. Çok beğendim. Gerçekten bunu da almanızı tavsiye ederim. Başık ama birazcık da bol geldi. Bir medium falan olsaydı pantolonum olurdu da. Bu bayağı bol geldi. Şöyle bir fotoğraf alayım yine. Yapacak. Ya bedenim artık zayıflamış oldu arkadaşlar. Çok şey yapamıyorum. Neyse tamam. Böyle gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı beğendim. Oldukça. Ya arkadaşlar şimdi bakın. Şuralar falan hep mor. Ellerimde yaralar var. Yanıyorum. Sürekli düştüm. Dün daha düştüm. Şeyde kaydım. Fayansta kaydım. Yani hep nazar... Nerede nazar değecek diyebilirsiniz ama değdirenler vallahi var yani, vallahi var. Neyse, devam edelim.
daha güzel abla, bu daha iyi kendini gösterdi. Diğer bir elbiseyle. Ay, ben çok seviyorum. Evet. Ben böyle ciddi lookları çok seviyorum. Benlikmiş. Diğerine bakalım nasıl olacak. Şöyle havalı bir yürüyüşten sonra. Saçımı kestirmem iyi mi olmuş, sizce kötü mü olmuş? Ben çok sevdim. Bir saçı. Ben beğendim. Tamam, diğerine bakalım artık. Evet, bir diğer elbise de böyle oldu. Bu biraz tulum gibiydi ama tulum değilmiş. Bu şekilde. Yani çok aşırı derecede beğenmedim. Ama yine de giyilir. Hadi bakalım diğerini deneyelim. Beğendiklerini çok konuşacağım, beğenmediklerini daha konuşacağım. Anne, versene bir telefonu. Devam ediyorum. Çok da şey yapmadan bu şekilde göstereyim, uzaktan da bir göstereyim istedim. Yani böyle olsun. Evet arkadaşlar, tişört de böyle oldu. Bu şekilde. Yani ben bu zaranın nedenlerini pek anlamadım ama olsun. Evet böyle oldu. Kot ceket de bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, kot ceketim de bu şekilde oldu. Bu şekilde. Yani kot ceketi tuttuğum kadar da kombinim değil, kotla almışım ama kotta sıkıntı çıktığı için yani şey olmadı biraz. 26 beden almışım. Evet. Yani böyle oldu da. Bu şekilde gösterdim. Güzel. Ben bunu nasıl kombinlerdim? Beyaz, yine kot, öyle kombinlerdim bu şekilde. Ya da elbiselerin üstüne de olabilir. Kırmızı elbiselerin üstüne de olabilir. Hani çok değil, güzel vintage bir ceket. Bu da aynen. Evet. Saçlarım beni bayağı bir rahatlatmış ama onu anladım. Biraz kısa olduğu için rahat oldu. Benim bugünlük Zara vlogum bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer şu anda Zara'nın aşağısı, normalde ben daha büyük bir vlog çekecektim ama Zara'nın aşağısı tadilatta olduğu için bu kadar eşya var. Çok fazla eşya olmadığı için de çekemedim ama ileride daha çok abonem olursa, böyle hani 2000-3000 falan vesaire abonem olursa tekrardan bir Zara vlogu yaparız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Bence yani kıyafetler değiyor bence. Çok abartılı fiyatlar değil. Yani bu kıyafetlere göre.